Galatasaray'ın sürpriz öneri. Bonservisi Paris Saint Germain'de olan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanchez'in Galatasaray'a önerildiği belirtildi. Bu sezon orta sahada sıkıntı yaşayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Renato Sanchez. Roma'nın Paris Saint Germain'den kiraladığı Portekizli oyuncu sakatlıklar sebebiyle istediği süreleri alamadı. Ocak transfer döneminde Fransız devine geri döneceği konuşulan 26 yaşındaki orta saha için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da kadroda düşünmediği oyuncunun 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Nicola Shira'nın haberine göre ligde yalnızca 5 maçta forma giyen Sanchez Galatasaray'a önerildi. Fransız takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maça çıktı ve 1 gol atarken asist yapamadı. Galatasaray'dan yeni yıl bombası. Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı Kırmızılıların Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçtiği ve 2024'ün ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlandığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları. Aslan'da yönetim yaz ayında flaş yıldızlar transfer etmişti. Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı. Sarı Kırmızılı idareciler aynı hatayı Ocak ayında tekrarlamak istemiyor. Galatasaray ara transferde takıma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor. Cimbom uzun araştırmalar sonucu istenen profilde futbolcuları belirledi. Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi. Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Simon Kayer'i kadrosuna katmayı planlıyor. Cimbom'un bir dönem Fenerbahçe'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için Milan'la ilk teması kurduğu öne sürüldü. 34 yaşındaki stoperin ise İtalya'dan ayrılma kararı aldığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Bu sezon Milan'da az forma şansı bulan Danimarkalı defansın artık İtalya'dan ayrılmak istediği bildirildi. Galatasaray'dan fesih kararı. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı Kırmızılar yıldız isim için fesih kararı aldı. Sezona iddialı bir kadroyla devam etmek isteyen Galatasaray transfer dönemini bekliyor. Sarı Kırmızılı takım kadrosuna katacağı isimler kadar yollayacağı isimleri de netleştirmeye başladı. Aslan'da ayrılığı beklenen ilk isim Fransız futbolcu Tanguy Ndombele oldu. Cimbom'un Tottenham kulübünden kiraladığı ve çok şey beklediği isimlerden biri olan Tanguy Ndombele yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Yıldız futbolcunun bir maç sonra otel odasına hamburger istediği için teknik direktör Okan Buruk'la arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü. Ndombele o günden bu yana da çok fazla şans bulamadı. Devre arasında transfer dönemi resmen başladığında Tottenham'la temaslar sıklaştırılacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa yıl sonuna kadar alacağı paranın tamamı ödenerek gönderilecek. Sarı Kırmızılı takımın Tottenham'dan kiraladığı Ndombele bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada skor üretemedi. Galatasaray'a Hakim Ziyech için de bonservis. Galatasaray'ın faslı yıldızı Hakim Ziyech, Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferde devreye giren İtalyan kulübü Ziyech için önemli bir bütçe ayırdı. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi serüveninin ardından hedeflerini değiştirdi. Buruk yeni hedefin Süper Lig'in yanında UEFA Avrupa Ligi zaferi olduğunu açıklamıştı. Bu bağlamda başarılı çalıştırıcı scout ekiplerinin raporlarını da inceleyerek güçlü bir transfer listesi oluşturdu. Buruk yönetime istediği transferleri iletti. Harekete geçen kurmaylar Ocak ayında önemli isimleri kadroya katmayı planlıyor. Diğer yandan yönetim gelen transfer tekliflerini de inceliyor. Cimbom'da bu sezon birçok futbolcu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı Kırmızılar bazı isimlerden önemli bonservis gelirleri elde etmeyi planlıyor. Bu futbolculardan birisi de Hakim Ziyech. Faslı oyuncu performansıyla transfer piyasasının önde gelen isimleri arasında yer aldı. Chelsea'den kiralanan oyuncu özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında yıldızlaşmıştı. Ramsparta oynanan mücadelede Ziyech 2 gol 1 asiste imza atmıştı. Yaz transfer döneminde kiralanan Ziyech'in Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı Kırmızılı ekibin yıldız oyuncuyla sözleşme yapma önceliği bulunuyor. Bundan dolayı Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncudan bonservis kazanma şansı doğuyor. Ziyech'e ilgi duyan takımlardan birisi de Roma oldu. İtalyan devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Roma tecrübeli oyuncuyu sene sonunda Galatasaray'dan koparmak istiyor. Haberde İtalyan kulübünün Ziyech'i Paulo Dybala'nın yerine transfer etmek istediği belirtildi. Galatasaray yeni yıldızını Chelsea'de buldu.
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray'da idareciler ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların bu doğrultuda Chelsea'nin yıldızının gündemine aldığı kaydedildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Tanguy Ndombele'nin performansını yetersiz bulan Sarı Kırmızılıların orta saha kurgusu için Chelsea'nin genç yeteneğini gündemine aldığı aktarıldı. Süper Lig devinin Premier Lig ekibindeki hedefinin Karneyi Çukwuemeka olduğu öğrenildi. Sabahın haberine göre Okan Buruk'un 20 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği kaydedildi. Galatasaray idarecilerinin sakatlığını kısa süre içerisinde atlatması beklenen Karney için çalışmalarına başladığı vurgulandı. Yıldız oyuncu bu sezon Chelsea'de 2 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Karney Çukwuemeka'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Aston Villa altyapısına yetişen Karney, 2022-23 sezonu başında 18 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza atmıştı. Galatasaray'a Nijeryalı Dinamo. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelerini belirleyen Sarı Kırmızılı yönetim yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Okan Buruk, Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini belirtti. İşte detaylar. Deneyimli çalıştırıcı yönetimden Ocak ayında takviye istedi. Çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılara ise müjdeli haber geldi. Galatasaray uzun zamandır Wilfred Ndidi ile ilgileniyordu. Yaz transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katamayan Cimbom devre arasında transferi noktalamak istiyor. Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği yıldız isim için müjdeli haber Nijerya basınından geldi. Habere göre Leicester City'nin bonservisi Royal Antwerp'te bulunan Pierre Domo'yu transfer etmek istediği belirtildi. İngiliz ekibinin genç oyuncuyu Ndidi'nin yerine takviye edeceği ifade edildi. Ndidi'nin ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Ayrıca Leicester City temsilcileri Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme için bir türlü anlaşma sağlayamadı. Ndidi ile Galatasaray'ın dışında Barcelona, Sevilla ve son zamanlarda Tottenham yakından ilgileniyor. Ndidi bu sezon 22 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu süre zarfında 4 gol ve 6 asist üretti. Galatasaray'a 35 milyon euroluk dev transfer. Cimbom yaklaşık 1,5-2 aydır Ocak ayında yapacağı takviyeler için çalışma yürütüyordu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için temaslara başlamıştı. Bu doğrultuda Sarı Kırmızıların devre arasında en az 3 takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle savunma, orta saha ve kanat bölgesine takviye istediği biliniyor. Başarılı hocanın transferde öncelik verilmesini istediği mevki ise orta saha.